Yapılan araştırmalarda farklı varlıkların da bizlerle beraber olduğu söyleniliyor. Bu alemde tek miyiz? Bu kadar çok gezegenin olduğu bir evrende tek olabilmemiz mümkün değil. Ya saklıyorsunuz, söylemiyorsunuz. Hani insanlar korkmasın diye mi söylemiyor ya da bilmiyorsanız daha vahim bir durum. Bize benzer ya da benzemeyen farklı türde canlıların var olduğuna inanıyorum. Ve biliyorum da. Aslında görmediğimiz şeyleri reddetmek çok kolay. Bu tür varlıkları gördüğünüzü söylüyorsunuz. Tabii ki. Gördüğünüz tam olarak neydi? Bir anda her yer kıpkırmızı oldu. 20 metre ötemde bir binanın üstünde devasa büyüklükte kırmızı bir küre gördüm. Ve gördüğümün bir mucize olmadığını anladım. Efendim hoş geldiniz. Merak edilenleri bu programda konuşmaya devam ediyoruz. Bugün araştırmacı, yazar ve analist Haluk Özdil bizimle. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Böyle bir gençlik kanalında bulunmanın, hatta ikinci konuğum galiba değil evet, mi? Evet, ikinci konuksuz. Olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Genç kardeşlerime anlatacak çok şeylerim olacak diye düşünüyorum. Sayenizde siz soracaksınız, ben anlatacağım. Çok teşekkür ederim. O zaman uğur getirin diye devam edelim. İnşallah uğur getirsiniz programa. Teşekkürler. Yolu açık olsun inşallah. İyi de olacak. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Girişte söyledim, merak edilenleri konuşacağız. Çünkü böyle aslında hepimizin çok merak ettiği, böyle Google'da muhakkak arattığımız bazı konu başlıkları var. Onlardan bir tanesini konuşacağız sizinle. Şimdi baktığımız zaman aslında dünyada işte insanlar, hayvanlar, çiçekler, bitkiler yaşıyoruz, gidiyoruz teori ve pratikte. Ama baktığımızda ya da yapılan araştırmalarda aslında farklı varlıkların da bizlerle beraber olduğu söyleniliyor, konuşuluyor ve bununla ilgili araştırmalar var. Ben size direkt sorayım, bu dünyada, bu alemde tek miyiz? Ya şimdi önce bunun bir bilimsel karşılığını vermemiz lazım. Şu anda bakın dünya evrende kum tanesi kadar gezegen, yıldız veya işte benzeri işte galaksilerden söz ediliyor. Bu bilim insanlarının açıklaması, benim değil. Sonuçta bu kadar çok, bakın kum tanesinden bahsediyoruz kumsaldaki. Bu kadar çok gezegenin olduğu bir evrende tek olabilmemiz mümkün değil. Yani bu akla ziyan bir şey. Mutlaka bizim türümüzde ya da başka formatlarda canlıların olduğu bir gerçek. Bilimsel anlamda konuşuyorum ama birçok bilim insanı çıkıyor ve diyor ki hayır diyor, evrende şu ana kadar kanıtlanmış bir yaşam belirtisi yok. Ya şimdi bu akla zarar açıklamalar bunlar. Yani ya saklıyorsunuz, söylemiyorsunuz. Hani insanlar korkmasın diye mi söylemiyor ya da bilmiyorsanız daha vahim bir durum. Yani bu mantıklı bir şey değil. O yüzden şöyle anlatayım. Yani kesinlikle ama biyolojik varlıklar, göze görünmeyen de olabilir, başka boyutta yaşayan varlıklar da olabilir. Ama her gezegende mutlaka ulaşamadığımız birçok yerde bize benzer ya da benzemeyen farklı türde canlıların var olduğuna inanıyorum. Ve biliyorum da, yani öyle diyeyim de artık çok iddialı bir şey olsun. Ben de tam onu söyleyecektim. Aslında görmediğimiz şeyleri reddetmek çok kolay. Tabii ki. Fakat bunu görenler bunun aslında en büyük savunucularından bir tanesi. Bu alemde yalnız olmadığımızı evet. söyleyenler. Ve onlardan bir tanesi de sizsiniz. Çünkü evet. siz bu tür varlıkları gördüğünüzü söylüyorsunuz. Tabii ki. O yüzden de asıl merak ettiğim ve konuşmamız gereken kısım o. Gördüğünüz tam olarak neydi? Şimdi şöyle anlatayım. İki tane olayım var görmüş olduğum. Bir tanesini ben yaşadım. Birini de patronum yaşadığı için ben tanık oldum. Ama 8-10 kişi tanık olduğumuz Kumburgaz'da. Şöyle anlatayım. Benim gördüğüm, yaşadığım bölgede İstanbul'da saat gece 1 civarında. Semt ismini vermiyorum. Tamam. Biliyorsunuz yani bazı sıkıntıları var. Gece saat 1 civarı kışın karlı bir havada 2001 yılında oluyor. Bir anda her yer kıpkırmızı oldu. Kıpkırmızı olduğumda korktum, dedim yangın çıkmış. Çünkü ben televizyon seyrediyordum. Yani uyanıktım, uykuda falan değilim. Heyecanlı da bir film seyrediyorum. Eyvah dedim, dışarıda yangın var, bahçe kıpkırmızı. Bir anda 20 metre ötemde bir binanın üstünde devasa büyüklükte kırmızı bir küre gördüm. Kürenin içinde insanımsı varlıklar dolaşıyor. Onu da görüyorum ama gölge olarak görüyorum. Şeyini göremiyorum. Hani içini tam göremiyorsunuz ama hayatımda gördüğüm en güzel kırmızı. Ve sanki bana gösteri yapıyor. Yani ilginç olan oydu. 30 metre aramızdaki fark. Bak devasa, bu stüdyo büyüklüğünde bir küre düşünün. Yani bildiğimiz UFO'ya benzemiyor. Fakat altından camı açtığım için biliyorum. Böyle yılan tıslamasına benzer bir ses çıkıyor. Çok hafif, gözle görünmeyen ipincecik bir dumanı da gördüm. Ama çok ince bir şey o.
Yani hani böyle dünyamsı bir şey değil, hani egzoz dumanı gibi falan tuhaf bir şeydi. Ses de o kadar büyük bir aletin çıkardığı ses ufacık bir tıslama. Yani böyle tıs diye giden bir şey gördüm. Dondum kaldım. Yani yaklaşık 10 dakika resmen orada döndü, tekrar yukarı indi, aşağı indi. Bir gösteri yaptı. Sonra bir anda gök yarıldı ve içine girdi. İçerinde, yani, içerisinde varlıklar var diyordunuz. Var. İnsan, insanımsılar var. Yani bildiğimiz insan silüetleri gördüm. Yani görebiliyorsun, ışık vuruyor, sanki saydam bir şeyin içindeler ama öyle bir saydam bir şeyin o hıza ulaşabilmesi mümkün değil. Yani insanlık, insanların yapamayacağı türden bir gelişmiş alet olduğu belli. Peki tamam, bunları yaşadın, ne oldu? İşte sorun ondan sonra başladı. Bir, bu tür aletleri, şeyleri, varlıkları ya da ne diyelim, UFO benzeri şeyleri gören insanların tabii psikolojik anlamda bir takım sıkıntıları da oluşuyor. Mesela? Ki bunları ben de yaşadım. Mesela ne yaşadım? Bir süre insanlardan koptum. Hatta şöyle anlatayım. Ben dışarı çıktım. Gecenin o vakti saat işte 1:30-2. O arada bizim sitenin kapıcısını gördüm. O da ne yapıyorsa orada. Dedim ki böyle böyle bir şey gördü. Her yer kıpkırmızıydı. Gördün mü? Hayır dedi. Görmedim dedi. Böyle acaba dedim ben delirdim mi? Ve hemen telefona sarıldım ve polisi aradım. 155'i dedim ki böyle böyle bir cisim gördüm. Şimdi size bir soru soracağım. Siz aradığınızda gece 1:30'da normalde, sormuyorum, cevaplandıracağım soruyu. Polisi ararsanız polis size ne içtin diye sorar. Evet. Yani kafam mı iyi diye. Ama bana sormadı. Yani dedim acaba benim deli olduğumu düşünecek mi ya da hani başka bir şey aldığımı falan mı diye. Hiçbir şey sormadı. Bir dakika, bir yere bağlayacağım dedi. Beni bir yere bağladı. Başka bir bölüme bağladı ve orada çıkan şahıs benim yarım saat, abartmasız söylüyorum, nereden geldi, nereye gitti, nasıl hareket etti, yukarı aşağı içindekileri anlat, dışındakileri anlat biçiminde çok detaylı bir bilgi aldı benden. Onu söyleyebilirim. Ondan sonra son bölümde bunları bitirdikten sonra dedim ki siz kimsiniz? Hani şeye mi aitsiniz? Polis birimde böyle birim mi var? Bu sizin konunuz değil dedi bana. Bu senin konun değil dedi. Biz gerekeni aldık. Bundan sonrası bizde deyip telefonu kapattı. Demek ki bu ülkede bu konularla ilgili birim var. Ya bir film sahnesi gibi şu anda. Evet, yani ha ondan sonra ne oldu? Evet, bir insanlardan kopukluk dönemi yaşadım. Zaman zaman ne derler, analitik zeka açısından biraz böyle sıçramalar oldu. Yani o tür şeyler de yaşıyorsunuz. O mesela, olayı yaşadıktan sonra mı oldu bu? Evet, yani ne yapmaya başladım? Benim matematiğim rezil gibidir. Yani böyle bir gece bir ses artık çiphaneli rakamları çarpmaya başla dediğinde kalktığım andan itibaren çarpmaya başladım. Biliyorsunuz bunun eğitimini almanız lazım. Çarpmak için o tersten çarparsınız falan. Ben hiç öyle bir şey yapmadım. O sesi duydum, uyandım ve çarpmaya başladım. İyi oldu. Market hesaplarında artık hiç makine kullanmıyorum. Direkt otomatik çarpıyorum makineden önce. Öyle bir gelişme oldu. Dil konusunda gelişiyorsunuz. Ondan sonra tabii farklı şeyler oluyor ama bu arada da kopuyorsunuz dünyadan. Çünkü başka bir dünyayı, başka bir alemi görüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bak orada bir şey var, geldi buraya ve geri gitti. Benle temas kurdu dediğiniz zaman psikolojinizi korumanız lazım. Ben bir süre galiba sıkıntı çektim. Yani bu ilişkilerime de yansıdı benim. Ama daha sonra toparladım. O olay olduğu gibi kabul ettim. Çünkü bu yaşanması gereken bir olaymış demek. Yani görmemde bir anlam olduğunu düşündüm. O yüzden de çok da ondan sonra artık hani rüyalarıma da girmiyor, şey yapmıyor. Olduğu gibi kabullendim. Misafir geldi, gittiler. Tamamdır. Çünkü konularla ilgili o zamana kadar çok ilgilenmiyordum. Onu da söyleyeyim. Ve ondan sonra bu konuların içine girince gördüğümün bir bir mucize olmadığını anladım. Mucize değil yani sonuçta. Biz burada nasıl yaşıyorsak orada da yaşayanlar vardır. Orası neresi dersen, ne bileyim, Nibiru olabilir, başka bir yer olabilir, her şey olabilir. 2 yıl sonra ben bir yayın yönetmeni olarak göreve başladım. Bir
şirket grubunda. Bu olayı yaşadıktan 2 yıl tabii, sonra. Tabii 2 yıl sonra ve patronumla işte yani dostum da var benim. Yazında gidip kalırım ben yazın yani. Misafir eder beni falan. Böyle bir deniz kenarında villa Kumburgaz'da. Tam denizin bitimindedir. İlginç bir yer. Ve ben o denizden her defasında çok tedirgin olurum. Çünkü fay hattı oradan girer. Biliyorsunuz Kuzey Anadolu fay hattı. O enerjiyi çok sevmem. O yüzden ben Kumburgaz denizini çok sevmem. Çünkü bende çok tedirginlik uyandırırdı. Ama bir gece bir telefon geldi. Gelen telefon şu, Haluk dedi, çok çabuk olarak buraya gel. Ben İstanbul Bakırköy'deyim, patronum Kumburgaz'da. Dedim abi gecenin körü, olmaz dedi, çok acil. O zaman korktum dedim, herhalde bir ölüm falan, Allah korusun bir şey var dedim. Hani gel anlatacağım dedi. Peki dedim, arabaya atladık gittik gecenin köründe. Dediğim gibi villa kapıdaki bekçi normal yani tavırları. Hani şey yok öyle, bir korku yok. Dedim bir şey mi var, yok abi falan dedi. Tamam içeri girdim. Ve o anda kapı açıldığı andan itibaren patronun ve oğulları oturuyor. Ama çok tedirginler. Aslında böyle şeylerden korkacak insanlar değiller. Çünkü çok sert bir hayattan gelmeler. Yani böyle şeyler, sert insanlar. Ne oldu abi dedim. Dedi gel seyret. Videoyu koydu ve ben seyrettim. Ne gördüm biliyor musunuz? O Kumburgaz'da tam bizim balkonun önünde oturuyorsunuz. Deniz ayağınızın altında, deniz yarılıyor. 4 tane cisim çıkıyor. 2 tanesi tabak biçiminde, 1 tanesi yuvarlak, benim gördüğüm kırmızı yuvarlak. 1 tanesi de pro biçiminde olan, yüzlerce metre uzunluğunda, ekrana sığmamış. Bakın bunları filmlerde göremezsiniz ve gittiğimde çok iğrenç de bir koku vardı, onu sonra söyleyeceğim. Ondan sonra o görüntüler böyle dans ediyor. Bakın. U çizmişler, daire çizmişler, resmen gel bizi çek demişler. O zaman eski tip videolar var biliyorsunuz, kameralar. Hı hı. Yani dijital değil hiçbir şey. Yani eski tip kamerayla, hani kaliteli kameralar da biliyorsunuz, onlar kasetle çalışıyor sonuçta. Çok net, inanılmaz netlikte. Yani Hollywood filmlerinde yok böyle bir şey. Yani bunu görüyorlar daha sonra... Kasete almışlar hemen, çünkü o arada birbirlerini çekiyorlarmış balkonda. Yani o cisimleri gördükleri andan itibaren çekmişler zaten. Hani alıp çekeyim değil, hazır zaten tamam. Çekim. Neyse, yalnız gittiğimde çok kötü, çürük yumurta kokusu var. Dedim bu ne, evin içinden mi? Hayır dedi, denizde onlar çıktıktan sonra iğrenç bir çürük koku geldi. Çürük yumurta kokusu vardı. Hala da gitmedi dedi. Ama daha sonra araştırdığımda ben bunu öğrendim. O tür araçlar denizin dibinde ki üstlerden diyelim, hadi öyle diyelim. Oradan çıktıklarında, mağma tabakasına yakın olduklarında metan gazı kokusuymuş o. Hmm. Deprem sonrası da çıkarmış. Bunu da öğrenmiş oldum. Peki ne oldu derseniz, yaşadığımızda kalmadık. Dedik bunu basına duyuralım. Ondan sonra dönemin en çok hani popüler olan bir kanalını aradık. TV kanalının ismini vermiyorum buradan. Ondan sonra bir hanım çıktı. Dedi ki nedir konu? Dedim böyle böyle, kaset elimizde. Herhalde dünyada tektir böyle bir çekim falan. Aa dedi, çok ilginç, hemen dedi size yarın hani adam göndereceğiz. Sabah bir daha arayın. Sabah bir daha aradım. Dedi ki size eleman gönderiyoruz, gelecekler. Bak aradığım yer Mecidiyeköy. Biz Kumburgaz'dayız. En az 3 saat mesafe var. Aradaki mesafe. Tamam dedik, bekliyoruz. 20 dakika sonra kapı çaldı. 2 tane uzun boylu adam, bir tanesi, 3. kişi de arabanın önünde bekliyor. Arabada siyah bir jip, çok komik filmlerdeki gibi. Ve garip olan şu ki hakikaten bunlar takım elbiseli, siyah takım elbiseli ama kravatsızlar. Bir tek farkları o siyah giyenlerden. Siyah gözlüğü var, güneş gözlüğü. Hadi onu anlarım. Hava güneşli. Dedi ki bizi dedi işte kanaldan gönderdiler, bir kaset varmış. Dedim ki hocam oradan burası 3 saat. Siz 20 dakikada geldiniz. Nasıl oldu bu iş dedim. İnanmadım yani açıkçası. Ya dedi biz dedi burada çekimdeydik, yakınlarda bir yerde. O yüzden dedi bize haber verdiler, buraya yönlendirdiler. Hadi bu mantıklı bir açıklama ama adamlara bakıyorsun, hiç muhabir tipi falan yok adamlarda. Adamlar sadece filmlerdeki ajanlara benziyorlar. Yani hiç muhabir olabilecek tip değiller. Yani arkadaki de öyle, öndeki de öyle, arabaları da öyle. Kimlik rica edeyim dedim. Sonuçta basından gelmeyin, bilirim o dönemin kimliğini. Çıkardılar gerçek kimlikler. Ondan sonra kadının ismini verdiler. Dediler işte Aytan Hanım gönderdi. O zaman buyurun dedim. Yalnız dedim burada
Biliyorsunuz o kasetler o zaman evlerde kopyalanmıyordu. Bilmeyen yeni evet. gençlere de söyleyeyim. Yani o kasetleri kopyalamak için ayrı bir videonuz olması lazım. O ikisini bir koyup kopya yapıyorsunuz ya da video hocalara götürüyorsunuz. O dönem 2001 yılında daha dijitaller çıkmamış, yayılmamış daha doğrusu. Orada kopyalatıyorsunuz. Sonuçta tek örnek. Dedim ki bak burada sünnet düğünü var torununun. Patron torunun özel bilgileri var. O yüzden bunu rica edeceğim geri. Tamam meraklanmayın dedi. Size dedi. Kopyalayacağız ve hemen geri getireceğiz. Yarın elinizde olur. Tabii verdik. Ertesi gün oldu. Hiçbir şey yok. Bir gün daha bekledik. Hiçbir şey yok. Patronum isyan etti. Ben de isyan ettim. Niye haber çıkmıyor dedim. Haber de çıkmadı. Hiçbir şey yok. Aradık televizyon kanalını. Gene işte Ayten Hanım. Çok Ayten olduğu için ismini verebilirim. Dedim ne oldu? Biz kaseti gönderdik. Ne kaset geldi ne haber çıktı. Hiç olmazsa kaseti alalım haber yapmıyorsanız. Bana verdiği cevap şu oldu. Ben dedi yayın yönetmenimle konuştum. Bu konuları çok uç noktada fantazi görüyor. O yüzden de beni ilgilendirmiyor dediği için size adam göndermedik dedi. Ve o konu kapandı. Size gelenler kimdi? Hiçbir zaman öğrenemedik. Ama biraz önceki konuyla birleştirirseniz anlattığım telefonda benden bilgi alan biri mi? Demek ki birileri bu konuları Türkiye'de izliyor. Demek ki birileri bu konuda konuşanları izliyor. O zaman birileri bu konuların bilinmesini de istemiyor. Tabii ki. İstenmediği için o kaset alındı ve yok edildi. O kaset şimdi kimlerde, nerede? Yani şu var, bugün Avrupa'da da aynı şey. Söz konusu. Yani Avrupa derken Amerika'da da yani siz görürsünüz kendinizi yırtarsınız ya sizi itibarsızlaştırırlar ya da evinize birileri gelir elinizdeki görselleri alır ve sizi sustururlar. Yani konuşulması istenmiyor. Açık neden? Konuşayım. Neden? Şimdi şöyle biraz önceki sorunuza çok bağlantılı bu. Şöyle söyleyeyim. Düzen ve sistem sorunu. Çünkü binlerce yıldır belki antik çağdan beri bilmiyorum antik çağda hadi biraz daha şeyler vardı. Hani mitler, mitoslar falan vardı o yüzden bir şey demiyorum ama ondan sonra bir sistem kuruldu. Bu sistemde insanlara bunu Katolik din özellikle Hristiyanlığın çok şeyi vardır bu konuda Yahudiliğin başka dünyada yaşamın olmadığı ve bu nedenle sadece burada yaşamın olduğu öğretildiği için ya da hani aktarıldığı için ki bu kitaplarda bulamazsınız sadece o yapının temsilcileri aktarmıştır bütün insanlara günümüzde de öyle yani şimdi ekrana çıkan bilim insanlarından tutun politikacılara sorun hayır öyle bir şey yok derler yani bilim bir kısmı gerçekten bilmiyor haberi yok dünyadan ama bilenler de susar der ki yok bilmiyorum öyle bir şey yok şimdi sonuçta eğer siz öğrenirseniz bugün diyelim ki Jüpiter'de hayat var ya da Venüs'te başka benzerimiz, akrabalarımız var. O zaman var olan sistemi sorgular ve düzeni, sistemi yıkarsınız. Yani şöyle, her şey sarsılır. Kimse bunu göze alamaz. Yani siz dünyadaki düzenin alt üst olmasını göze alamazlar. O yüzden inkar ediliyor. Peki bunun için ne yapıyorlar? İşte zaman içinde yavaş yavaş hazırlıyorlar insanları. İnsanları hazırlıyorlar. Ne yapıyorlar? NASA ne diyor? İşte diyor uzayda hayat olabilir. Evet. Artık işte geçen gün Amerika Birleşik Devletleri yeni bir birim kurduk dedi Pentagon. Bu birim UFO şeylerini, olaylarını takip edecek 179 dosya var dedi. Tabii bu oyun yalan. Çoktan gelip gittiğini hepimiz biliyoruz. Yani yavaş yavaş insanlar, kitleler hazırlanıyor. Bir korktukları zaman kaos olmasından ve o kaosun dünyadaki bütün düzenleri yıkmasından korkuyorlar. İki var olan kendi kurdukları sistem de sarsılacak. Yani hadi kaos çıkmasa bile insanlar sorgulamaya başlarsa bu sistemler çöker. O yüzden bütün her şey çöker. Sorgulanması. Tabii. Yavaş yavaş alıştıracaklar belki. Süreç hızlandı şu ara onu söyleyeyim. Çünkü dijitalizme gidiyoruz. Dijitalizmin bir ayağı da dünya dışıyla bağlantılıdır. Dünya dışıyla bağlantılı. Bu şey çerçevesinde yavaş yavaş alıştıracaklar. Büyük ihtimal 2030'da uzayda hayat varmış diyecekler. Belki oradan gelen bir iki ırkla da tanışabiliriz. Yani tanıştırabilirler. Bir tane UFO iner canlı yayında. İçinden inen bir varlık konuşur ama
gerçeği konuşmak gerekirse Türkiye'de yüzlercesi göründü. Bırakın yani gazetelerde var, açın bakın. Taşladık, Balıkesir'de köylülerimiz uzaylı taşladı. Biliyorsunuz değil mi onu? 2001 yılında uzaylıyı taşladık diye dünya literatürüne geçtik. Taş attılar uzaylıya. Yani bildiğiniz gri dediğimiz koca kafalı ince vücutlu bir varlık indi, köylülere göründü. Yaklaşık 2008 yılında bütün büyük kanallara çıktı o köylü. Mesela bir köye indi araç. Daha sonra aynı bize gelen jip gibi bir jip gelip o varlığı alıp götürdü. Ve daha sonra o köylülere konuşmamaları konusunda çok sert veya tehditkar ifadeler yapıldı. Ve daha sonra bu köylüler 2017 yılında konuştular. Tam 9 yıl sonra. 9 yıl korkudan sustular. Kim geldi deniyor size? Aynen bizdeki gibi oluyor olay. Yani şöyle anlatayım. Adamın arka bahçesinde bir gürültü oluyor. Adam bildiğiniz 72 yaşında şu an. İsmi falan var. Hatta benim YouTube kanalımda bunun şeyi de var. Yani bütün belgesiyle döktüm ortaya. Gürültü duyuyor. Hayvanlardan biri yere düştü sanıyor. Korkuyla dışarı çıkıyor. Karısı yaşlı bir adam bu. 72 yaşında şu an herhalde bayağı ilerlemiştir yaşı. Bayağı zaman geçti. 78-79'dur. Yani bir gidiyor orada bir tane araç ikiye bölünmüş ışıklar saçıyor. Yeşil mavi ışıklar saçıyor diyor. Bakın bu köylü. Bu köylünün hayatta uzay filmi falan seyrettiği de yok. Adam ağlayarak anlatıyor. Niye ağladığını da anlatayım. Ondan sonra bir tane çocuğumsu bir varlık. Ama ayağından yeşil bir şey akıyor, sıvı. Yeşil akıyordu diyor. Kırmızı değil. Bana bakıyor, ben de ona baktım gözlerine diyor. Gözlerine baktım ama diyor. Benimle konuşmuyor, kimsin sen, seni vuracağım falan diye tehdit ettim diyor. Cevap vermiyor bana diyor. Korktum, içeri gittim, tüfeğimi aldım. Ona doğrulttum, hani vurmak amaçlı değil, korkutmak amaçlı tetiğe bastım. Tüfeğim kilitlendi dedi. Ateş almadı. Ve o arada oğlu da var içeride. Hemen şeyi aradı dedi, polis jandarmayı arayın demiş. Jandarma aranıyor, jandarmadan bir bölgeye bağlanıyor, başka bir birime. Aynen benim olayımdaki gibi. Ve o şahıs diyor ki, o sana zarar vermez, karşısında dur. Biz gelip alacağız onu. Bu tabii çocuk öyle yapınca hani demiyor ne zaman geleceksiniz falan, korkmuştuğumu kapatıyorlar. Babası diyor, 2 saat ben nasıl durayım, jandarma karakolu 2 saat uzaklıkta. Ama aracın gelme süresi 10 dakika. Aynen 2 katlı siyah bir jip geliyor. Ve içinde adamın anlattığı şöyle, şey diyor, siyah elbiseli askerler indi diyor. Siyah elbiseli asker yok Türkiye'de. Siyah giysili insanlar var. Bunların hepsi korumalar içinde. Yani iniyorlar ve o varlığın karşısında 3 tanesi hani tedbirli silahlarını doğrultuyor. Hepsi şeyle, özel giysili, korumalı. Başlarındaki komutan gidiyor. O varlıkla göz göze bir süre bakışıyor. Konuşmuyor. Sadece bakışıyor. Bunun anlamı şu. Telepatik olarak konuşuyorlar. Kimsin sen, nereden geldin anlamında. Gerekli yanıtı alınca onu hırpalamadan ensesinden tutarak arabaya götürüyorlar. Yaralı arabaya yatırıyorlar. Adamın son olarak söylediği şu, araç giderken bana öyle bir baktı ki diyor. Hani bana bunu niye yaptın der gibilerden. 5 gündür ağlıyorum dedi. Geceleri sürekli sabaha kadar ağlıyorum, vicdan azabı çekiyorum dedi. Bitti. Olay budur. Enteresan. Ama orada anlattığınız hikayede dikkatimi çeken bir şey oldu. Demek ki bunlar insanlarla, çünkü gelen komutan da insan olduğuna göre telepati yoluyla iletişime geçebiliyorlar. Tabii ki. Ya bakın, şimdi uzaylıların dili yoktur. Bunun ileride aslında bizim program yaptığımız İsmail Hakkı Aydın Bey var. Bu dünya, Türkiye'nin ve dünyanın önemli beyin cerrahlarından birisidir. Cerrah da demeyelim, uzmanlarından birisidir. Yani profesördür kendisi. Onun deneylerine ben tanık oldum. İnsanın konuşmaya ihtiyacı yok. Gelişmiş insanın konuşmaya ihtiyacı yok. İleride insanlar kendilerini çok geliştirdiklerinde sadece göz göze işte bu şekilde bakarak telepatik olarak konuşabileceğiz. Ha, bunun sakıncaları var mı? Var. Ne düşündüğünüzü bilecek karşısındaki. Dolayısıyla kötü bir şey düşünemeyeceksiniz. Düşünürseniz sizi yakalayacak, siz de onu yakalayacaksınız. Yani gelecekte dil olmayacak. O yüzden evrenin dili tektir. Telepatiktir.
Geleceğe yönelik böyle ilginç anekdotlar paylaştınız. 2030 yılını işaret ettiniz. Yine bu uzaylılarla alakalı bilinmesinin istenmediğini fakat ileriki yıllarda bunların illaki konuşulacağını 2030. Ve bilineceğini 2030'u yine işaret ettiniz. Tüm bu detayları yine konuşuruz ama burada noktalayalım. Çünkü anladığım kadarıyla sizinle daha konuşacak çok şey var. Şimdilik ağzınıza sağlık diyeyim. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada noktalıyoruz. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim hazırsanız şimdi sizlerle Türkiye'deki gizli UFO dosyasını açacağız. Kimle birlikteyiz? Araştırmacı, yazar ve analist Haluk Özdil ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İlginç şeyler anlatacağız diye düşünüyorum. Evet. Yani anlatacağım ama tabii yani çok da ilginç değil. Bunları çoğu insan biliyor bu ülkede. Garip olan şu, büyük kitleler bilmiyor. Biz de onları dillendirerek artık genç kardeşlerimin özellikle öğrenmesini istiyorum. Aslında biliniyor ama bir yandan da konuşulması ve bilinmesi istenmiyor dediniz. İstemiyor. O da aslında olayın farklı ve tartışılması gereken başka bir boyutu. Bugün başka bir dosyayı açalım sizlerle, UFO'ları. Türkiye'de UFO gördüğünü söyleyen çok insan oldu. Hatta bununla ilgili röportajlar oldu, konular oldu. Fakat ben sizin neler anlatacağınızı çok merak ediyorum. Türkiye'deki UFO'lara dair neler söylersiniz? Şimdi Türkiye'de çok sayıda UFO görünüyor. Bir kere onu söyleyeyim. Yani insanlar çekiyor, sosyal medyada çektim diyorlar, hayır diyorlar, bu yansımadır, şudur, budur. Bir kısmı yansıma olabilir ama çoğunlukla UFO fotoğraflarını görüyoruz. Ama ben bugün size insanların gördüğünü değil, bizim pilotlarımızın, savaş pilotlarımızın ve Türk Hava Yolları pilotlarının yaşadıklarını anlatacağım. Yani mesela 2001 yılına ait bir gazeteleri de geçmiş. Hatta dönemin gazetesinde manşet olmuş bir olay var. Yani Ali isimli pilotumuzun yaşadığı olay var. Türk Hava Yolları pilotunun yaşadığı olay. Türk Hava Yolları pilotu, pardon, 1994 yılında yanılmıyorsam. Bak orada tarihte bir yanılgı olabilir. Yani 1-2 yıllık. Ancak şöyle söyleyeyim, uçak İsviçre'den kalkıyor. Türkiye'ye doğru, Antalya'ya doğru yol alıyor. Fakat o arada Belgrad, yani o dönemin Yugoslavya'sı, Yugoslavya şu anda yok. Hı-hı. Ama o dönem parçalanmamış bir ülke. Yani oranın üzerinden geçerken, Yugoslavya'nın üzerinden şöyle bir olaya rastlıyor. Hemen yanı başında ışıklar saçan devasa bir şey. Bu Türk pilotumuz bizim. Ondan sonra korkuyor, ne oluyor diyor, uçak mı, ona da bakıyor, kuleyle temas kuruyor, diyor ki yanımda bir tane şey var, çok cisim, rengarenk, büyük, devasa bir küre var fakat ne yaptığını anlayamıyorum, uçağa da benzemiyor, bilginiz var mı diyor, kule hiçbir şey görünmüyor diyor. Yani çevrenizde hiçbir şey yok. Tabi yolcu uçağı ne yapacak? Sonuçta ben yoluma devam ettim, benim yanımda bir süre yol aldı, önümüze geçti, tekrar arkamıza geçti. İnanılmaz bir hızı vardı ve dolayısıyla hep aynı şekilde gök yarıldı, kayboldu. Yani hep aynı. Bak benim gördüğümle de birleşik bir şey bu. Sonuçta bunlar kayda girdi. O dönemin işte Hürriyet gazetesinde zaten manşet oldu. Hadi ismini de vermiş oldum gazetenin. Yani sonuçta baktığınız zaman bulabilirsiniz. Ama bir de bunun savaş pilotlarıyla olan kısmı var. Yani bugün ülkemizde birçok savaş pilotu UFO'larla it dalaşı yaptı. Şaka falan yapmıyorum bunu. Yani bunlar çok ciddi kayıtları var. Hatta aralarında bir tane generalimizin 2011 yılında, şu an ekranlardadır kendisi devamlı, çıkar da yani anlattı, bir olay vardır. Kendisi de yaşamış durumda. Bakın onu anlatayım. İzmir Çiğli'den havalandık diyor. Savaş görev pilotu. Gereği. General bu. Hı. Tabii ki komutan, filo komutanı. O dönem havalandık. Tatbikata gideceğiz. Çiğli'den havalandık. 4 uçaktık. 2'şer mil arayla uçuyorduk diyor. Yani bunun da sebebini açıklayayım. 2'şer mil mesafe koymazsanız uçaklar birbirine çarpar. Gece uçuşlarında 2'şer mil mesafe emniyet mesafesidir. Bunu da öğrenmiş olduk onların sayesinde. Sonuçta bunlar uçarken en arkadaki arkadaşımız, dördüncü uçaktaki arkadaşımız bir anons geçti diyor. Yani yanımda bir küremsi bir şey var, cisim var, ışıklar saçıyor. Bir sağıma geçiyor, bir soluma geçiyor. Öyle deyince ben dedim ki, hani komutanın anlattığını söylüyorum, yardım isteyen bir uçaktır, kuleyi arayayım demiş. Kuleyi arıyor. Yani İzmir kuleyi arıyor, askeri kuleyi. Ve kuleden aldığı cevap, hayır diyor, öyle bir uçak yok. Radarda da hiçbir şey görünmüyor. Bunun üzerine arkadaşım
ısrarla söyleyince ben de korktum ve ışıkları kapatmasını söyledim diyor. O ışıkları kapattığı zaman bu sefer o cisim en öndeki bu komutanın olduğu uçağın yanına kadar geliyor. Benimle oyun oynuyordu diyor. Yani bir önüme geçiyor, yan tarafıma geçiyor, üste geçiyor, alta geçiyor. Hiçbir uçağın dünyada yapamayacağı şeyleri yapıyordu. Ve aslında çok tedirgin olmadım diyor. Yani şey yapmadım, hani silah sistemlerini ona kilitlemedim, herhangi bir şey yapmadım. Tekrar kuleyle bağlantı kurduğumda aynı yanıtı alınca, fakat bir fark vardı diyor. Bu sefer kule demiş ki, orada aşırı bir hareketlenme seziyoruz, yani algılıyoruz, ancak cisim görünmüyor. Ama aşırı bir hareketlenme var diyor. Yani bunun üzerine ben de ışıkları kapattım diyor. Işıkları kapatınca o cisim de kaybolup gidiyor. Bu bir generalimizin anlattığı şu an. Işıkla ne ilgisi olabilir acaba? Yani ben şöyle düşünüyorum. Bu daha önce yaşanmış, bir köyde de yaşanmış, olayda el lambasının kurbanı olan bir köylü var anlattığı. Çünkü el lambasını o tür bir cisme tutup 3-4 kere yakıp söndürdüğünde cisim yere inip tehdit edildiğini iddia ediyor. Büyük olasılıkla ışık bizim anladığımızın dışında onlar da bir konuşma dili. Yani hani Morse alfabesi gibi bir şey gibi anladığım kadarıyla. Belki de hani ışıkları yakıp 3 kere söndürürsen merhaba demek, 4 kere yaparsan tehdit demektir, bilemiyoruz. Ama dikkat ettim, her defasında yerdeki köylü ve uçaklar ve Türk Hava Yolları'ndaki uçak da aynısını yapmış. Işıkları kapattığında kaybolmuşlar. Yani belli ki ışıklarla ilgili bir konuşma dilleri var. Bu çözülemedi ya da çözülmüştür, biz bilmiyoruzdur. Ama ikinci mesela bir astsubayımızın anısı var. O da yaklaşık gene 2001 yılında yaşanıyor. Gene İzmir Çiğli'den. Bak çok ilginç, hep o bölgeye evet, denk geliyor. Eğitim uçağı bu. Şimdi eğitim uçaklarında silah sistemi olmaz. Yani eğitim amaçlıdır. Hani ne diyelim, eski model uçaklar kullanılır. Yanında da yeni pilot adayı vardır bir tane. Eğitilir. Havalandık diyor. Havalandıktan sonra bir süre sonra bir anda bir cisim belirdi. Aynı şekilde kıpkırmızı. İşte çeşitli ışıklar saçıyor. Kuleyi aradım. Yanımda bir garip uçak var. Uçağa da benzemiyor. Tuhaf bir şey. Hayatımda ilk defa gördüm diyor böyle bir şeyi. Kule diyor ki biz bir şey görünmüyoruz. Şu an sizin görünürde, yanınızda, yörenizde bir şey yok. Aynı cevabı alıyor. Bunun üzerine yapacak bir şey yok. Fakat garip olan şu, benimle it dalaşı yapmaya başladı diyor. İt dalaşı şudur. Onu da açıklayalım. Hani Yunan ve Türk uçakları İt dalaşı yaptı diye duyarsınız. Yani silah sistemini kilitlersiniz karşıki rakibinize. Daha sonra ateş etmezsiniz ama. Yani bu bir tehdittir. Karşıdaki de size onu yapar. Kim daha çok kilitlerse ya da kilitlemeyi başarırsa zaten o uçak ölmüş demektir. Ama aktif olarak hani hayata geçirilmez. İt dalaşı budur. Çok tehlikeli bir olaydır. Pilotlardan biri düğmeye de basabilir. Bu durumda o zaman da yok edersiniz, böyle bir şey. Sonuçta it dalaşı yapıyordu benimle diyor. Fakat benim silah sistemim olmadığını bak. Silah sistemim var ama füze yok. Yani eğitim füzesiz kalkıyor. Kitlediğimi görüyor diyor, tamam mı? Kitlediğimi görüyor, bir süre benimle oynuyor. Tekrar o bana tuhaf bir atak yapıyor. Hatta önüme geçti. Hiçbir uçak yapamaz bunu diyor. Bir anda önüme geçti. Üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de üzerine gittim diyor. Hani artık çarpayım ya da yok edeyim anlamında. Üzerine gittim. Tam çarpacağımızı düşündüğüm an bir anda havalandı ve o anda yanımda belirdi. Onun üzerine ışıkları kapattım. Korktum diyor çünkü. Açık açık kaybolup gitti diyor. Ve işte garip olan şu, aynı cisimler aynı saatlerde, yani birkaç saniye farkla Konya hava üssü üzerinde ve Ankara'daki askeri hava Etimesgut hava üssünde gene görünüyor. Aynı yani, gün. Aynı gün, aynı saat diliminde. Yani saniyelerle burada görünüyor. 2 dakika sonra öbür tarafta görünüyor. 2 dakika sonra öbür tarafta. Dünyada hiçbir uçan cisim bu hıza sahip değildir diyor. Bakın bunu ben söylemiyorum. Onların söylediği, bütün pilotlarımızın söylediği bu. Bu insanlık, yani insan yapısı olmayan bir cisim bu kadar hızlı ve süratle hareket edemez başka türlü diye. Yani böyle bir durum var diyor. Sonuçta ben de bunu buradan aktarayım. Çok enteresan. Ben şunu da merak ediyorum. Mesela bununla alakalı sizinle iletişime geçenler oluyor mu? Ben UFO gördüm. Ya da geçenler oluyor. Hatta yani çok takipçim gönderiyor. Görseller gönderiyor. Temas yaşadığını iddia edenler var. Kaçırıldım diyenler var. Ama
Mümkün mü bu arada o kaçırılmak? Ya kaçırılma tabii ki var. Yani var ama şöyle önce birinci sorunuzu cevaplandırayım. Yani şimdi benim o tür şeylerde hani yetkinlik alanım, gördüklerim falan doğrudur ama ben yetkin kişi değilim. Yani bununla ilgili Türkiye'de bir UFO merkezleri var. İşte oralara göndermeleri lazım. Çünkü bunlar çok ciddi bir elemeden geçirilmesi gerekiyor. Yani hem teknik açıdan hani gerçek mi değil mi, bir de anlatan kişi gerçekten kaçırıldı mı onun bir testi var. Psikolojik teste de girmesi gerekiyor. O yüzden hani ricam bana göndermeyin. Ben sadece yorum yaparım. Yani çünkü sonuçta ben de yaşayanlardan biriyim ama bu işin uzmanları var. Bu ülkede de var. Yani belli isimler var, vermiyorum. Zaten biliyor çoğu insan. Onlara başvurmaları lazım. Kaçırılma var mı? Var tabii. Kaçırılma vakalarıyla dolu bu dünya. Var mı öyle anlatabileceğiniz bir şey? Bakın kaçırılma şudur. Herkes sanıyor ki işte burada biz konuşurken gelip sizi alıp götürüyorlar. O tür kaçırmalar var mı? Var. Cem Yılmaz filmi gibi değil yani. Ama genelde kaçırılma zihinsel anlamda, yani bedensel anlamda da olsa fark etmiyorsunuz. Gece uyurken olur. Gece uyurken olur. Yani bilinç gece uykuda tabii böyle REM uykusunda, derin bir uykudayken hani bir şekilde siz onu rüya gibi algılayabilirsiniz. Ha bak, rüyalarla bu tür şeyler arasında çok ince bir çizgi vardır. Yani her gördüğün uzaylı rüyası görüp kaçırıldım da diyemezsiniz. Çok tuhaf bir şeydir bu. Bunun belirtileri vardır. Mesela uykudayken sizi alıp götürebiliyorlar. Hatta bedeniniz burada kalabiliyor ama enerjisel anlamda sizi çıkartabiliyorlar. Yani beyninize, zihninize girip o tarafa götürebiliyorlar. Size kendi oradaki ortamlarını gösterebiliyorlar. Bu şey anlamda, uykudaki kaçırma, gerçek anlamda kaçırıldığını iddia edip hatta orada üstümde deney yaptı diyen birçok insan da var. Yani bunlar daha çok Amerika'da çok kendilerini hani belli diyorlar. Türkiye'de de var birkaç tane böyle izlerini gösteriyorlar. Evet, bazılarında bazı izler görebiliyorsunuz ameliyatımsı. Bazılarında çip çıktı. Dünya dışı nereden imal edildiği anlaşılamayan çipler de çıktı. Yani, kaçırıldığı iddia edilen insanların tabii, üzerinden. Tabii yani birinin ensesinden çıktı, birisinin şakağından çıktı, bileğinden çıkan var. Bunlar da genelde damgamsı bir şey olur. Yani böyle kırmızı, sanki hani bir damga, böyle kızarmış bir damga basmışsınız gibi. Yani böyle garip şeyler var. O yüzden kaçırılma var. Bunlar kayıtlara geçiyor. Zaten o kişilerin anlattıklarında dünya dışı dil konuşanlar da var aralarında. Mesela sana ne anlattılar, bize anlat dediğinde, ben birkaç videolarını seyrettim onların. Dünyada hiçbir dile benzemeyen bir dilde anlatıma geçtiler. Yani daha önce bilmedikleri hepsi, bir şey ama. Tabii hiç hayatta dünya dışı bilmedikleri, nereden bilecekler dünya dışını? Yani garip şeyler oluyor. Evet, bunlar kaçırılmak ve denek amaçlı götürüyorlarmış. Bu kötü bir şey. Yani biz denek hayvanı gibi kullanılıyoruz. Acaba? Kötü bir olay. Buna hatta bazı dünyadaki devlet yöneticilerinin bilgisi dahilinde izin verildiği söyleniyor. Yani bir süre sonra bırakıyorlar geri ama bıraktıklarında sen artık bu dünyadan kopmuş oluyorsun. Zihinsel, mental açıdan da kopmuş oluyorsun. Çünkü o gördüklerini bazen silmiyorlar. Bazen bellek silimi yapabiliyorlar. Belleği silebiliyorlar ama genelde bu tür tanıkların anlattıkları bellekleri silinmemiş olanlar. Yani dolayısıyla psikolojileri bozuluyor, hayatları alt üst oluyor. Birçok insanın hayatı mahvoluyor. Aileleri, yani ailesi dağılıyor, çevre ilişkileri bozuluyor, işinden oluyor, evinden oluyor. Yani çok garip şeyler yaşandı. Muhakkak. Kaçırılma olayının büyük çoğunluğu zihinsel anlamda da götürüyorlar. Ona kaçırılma da denmez. O bir uyumlanma sürecidir. Yani büyük ihtimal oraya götürüp büyük kitleleri yavaş yavaş hazırlıyorlar. Bu konuyla alakalı şunu merak ediyorum. Mesela şimdi bu stüdyoda sorsak, gördünüz mü böyle bir şey? Birçoğu hayır görmedim. Hayır görmedim diyecektir. Neden mesela siz ya da arkadaşlarınız ya da o pilotlar? İşte neden o? Neden? Sorun o. Ya da o yani, kaçırılan insanlar, neden onlar kaçırıldı da ben kaçırılmadım mesela? Şimdi bakın şöyle anlatayım. Bir uzay mühendisi olabilirsiniz, profesör olabilirsiniz uzayla ilgili. Ve dolayısıyla ona sorarlar. Hani hiç gördün mü, görmedim der.
Yani bu işte ilgili olan kişiler görmek zorunda değiller. Yani sonuçta. O yüzden şöyle anlatayım. Seçme, seçilme ya da kimlerin niye gördüğü çok soru işareti var. Ama anladığım şu, mental açıdan, zihinsel anlamda hazır olan insanlara daha çabuk görünüyorlar. Yani şimdi hiç ilgisiz, biraz önce sözünü ettiğiniz arkadaşlar gördüğü zaman aklını da oynatabilir. Yani ona cimperi de sanıp aklını oynatabilir de. Ya o yüzden herkese görünmemeleri ya da herkesin kaçırılmama sebebi de o. Zihinsel anlamda bir ne derler? Hazır olmuş. Hazır olmak ama onun da ötesinde galiba hani şey anlamında, evrensel anlamda bir eğitimden de geçmiş olmak gerekiyor. Nasıl geçiliyor onu bilmiyorum ama hani çok demek ki zihniniz, zihin egzersiziyle o tarafa hazırlık gerektiriyor. O tür insanlara daha çok görünüyor. Çünkü o tür insanlar hani onu gördüğü zaman kalp krizi geçirip ölmez ya da aklını oynatmaz, çıldırıp. Ama normal bir insana görünürse o insan gerçekten aklını oynatır. Yani o yüzden ben böyle yorumluyorum. Hazır olan insanlara görünür. Evet. Normaldir. Ya pilotlara dikkat edersen, ben konuştum birçoğuyla. Çok böyle korkmuş gibi değiller. Yani artık o kadar alışmışlar ki. Çoğu artık raporuna koymuyor bile. Açık konuşayım. Normalleşmiş artık onlar için. Yani evet, onlar alışmış. Onlar artık yani bizim gibi deyip gözlerini açıp bakmıyor. Çünkü sürekli temas halindeler. Bir şekilde kendi varlıklarını insanlara kabul ettiriyorlar yavaş yavaş. Tabii bu evrende yalnız olmadığımız elbette muhakkak. Fakat dediğim gibi bunun üzerine ne kadar daha araştırmalar yapılır ki, araştırmalar sürecek gibi duruyor. Siz bir önceki yayında 2030 yılını işaret ettiniz. Bakalım 2030 yılında bizi neler bekliyor? Bunlar daha cesurca konuşulacak mı, yoksa hala böyle kapalı kapılar ardında kalacak mı? Hep beraber göreceğiz. Ama görünen o ki sizinle alakalı, bununla ilgili sizinle iletişime geçecek daha çok insan olacaktır diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ama dediğim gibi benle iletişime geçmektense işte UFO bilimiyle ilgili yerler var Türkiye'de. Bunlar ciddi araştırmalar yapabiliyorlar. Kişiler var, şahıslar var, zaten biliyorlar insanlar. Onlarla temas daha sağlıklı olur. Yani benim vereceğim bilgi çok sınırlı olur. Genelde de o kadar çok istek geliyor ki artık yani DM'lere dönemiyorum. Direkt konuşayım. Yani sosyal medyama her gün binlerce soru geliyor. O yüzden benden çok beklemediğini bulabilirler. O yüzden bununla ilgili yerlere gitmek de yarar var. Peki, çünkü sağlıklı bilgiyi sağlıklı yerden almak lazım. Evet, daha sağlıklı. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buradan da son mesajı vermiş oldunuz. Ağzınıza sağlık. Efendim, burada noktalayalım. Biz merak edilenleri konuşmaya devam edeceğiz. Haluk Özdil'e çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben görüşmek üzere, hoşçakalın.